Sevgili seyirciler, yeni bir Beşine Bir Kan programına hoş geldiniz. Artık yaza iyiden iyiye girdik. Rengarenk kıyafetlerimizle karşınıza çıkıyoruz. Şu yazın sıcaklığını biraz ekranlardan da size taşımaya çalışıyoruz. Yazın sıcaklığını bir yandan iliklerimize kadar hissediyoruz, bir yandan da diplomatik olarak da yaşıyoruz. Bu hafta öyle bir haftaydı ki özellikle İspanya'nın sıcağı, Madrid sıcağında Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki NATO pazarlığı sonuca ulaştı. Hem de ne ulaşma? Kimileri takdir ediyor, kimileri eleştiriyor, kimileri böyle şey olur mu diyor. Ama sonuçta bütün dünya şu anda yine Türkiye'yi konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Şöyle konuşuyor. Biliyorsunuz Finlandiya ile İsveç özellikle Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra panik oldular. Dediler ki ya biz de NATO'ya girelim ki yarın bir gün başımıza Ukrayna'nın yaşadığı şeyler gelmesin. Buraya kadar bir problem yok. NATO ülkeleri de aa hoş geldiniz, beş geldiniz, ne kadar güzel, siz de bizi aramıza alalım, işte zaten siz de Avrupa'nın bir parçasınız dediler. Fakat o sırada Türkiye el kaldırdı, dedi ki bir dakika, bu İsveç'te, Finlandiya bizim yıllardır terör mensubu olarak tanımladığımız kimi isimleri ülkesinde tutuyor. Üstelik bize silah ambargosu uyguluyorlar. Biz bunları almak istemiyoruz. Neden? Çünkü NATO'ya girdikleri zaman anca beraber kanca beraber olacağız. Yani bir ülke, herhangi bir ülkeye savaştığı zaman, diyelim Rusya Finlandiya'yı işgal etmeye kalksa, NATO üyesi olarak, NATO'nun ikinci büyük ordusunun sahibi olarak biz de oraya asker göndereceğiz. Şimdi böyle şey olur mu? Hani anca beraber kanca beraber beraberdik, pek böyle beraberlik olmaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu defaatle tekrarladı ve dedi ki biz bu şartlarda bu iki ülkenin buraya üye olmasını istemiyoruz. E'si şu. Siz eğer bize bu ülkeler bizim dediklerimizi yaparlarsa tamam, hoş gelirler aramıza. Şimdi görünürde bu pazarlık var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri homurdanmaya başladı. NATO ülkeleri bir anda şok oldu. Çünkü Türkiye'yi daha pasif. Hani olur, salla başını al maaşını derler ya. Biraz öyle bir ülke olarak konumlandırıyorlardı kimi ülkeler kafalarında. İşin ciddiyetine ilk Amerika Birleşik Devletleri uyandı. Neden? Çünkü NATO, yani Batı İttifakı ile Rusya arasında Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamadı Amerika Birleşik Devletleri. Bu yüzden de ortaya çıkıp Türkiye'ye res çekmek, sen kim oluyorsun ya da seni NATO'dan atarız gibi büyük cümleler kurmak yerine arka kapı diplomasisini çalıştırdı. Amerika Birleşik Devletleri bu tartışmanın gerisine çekildi ama bütün bu süreci de alttan alta yürüttü. Bu sırada mesela aylardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşması bile yapmayan Biden hem bir telefon konuşması yaptı hem de bir anlamda şartlı olarak Erdoğan'la konuşmayı da kabul etti. Yüz yüze görüşmeyi de kabul etti, hatta görüştü de. Ve de dananın kuyruğu Madrid'de koptu. NATO zirvesi vardı, bütün ülkeler gittiler. Ve de İsveç, Türkiye, Finlandiya ve NATO Genel Sekreterinin katıldığı bir dörtlü zirve oldu. İlk başta çok gergin geçti bu zirve. Sonrasındaysa kahve arasında ne olduysa oldu ve de bir muhtıra imzalanması karar verildi ve de ülkeler anlaştılar. 8 ay süre verdi Türkiye. 8-10 maddelik de bir muhtıra imzaladı ve denildi ki muhtırada yazılı olarak İsveç ve Finlandiya biz dediler Türkiye'nin istediklerini yapacağız. Tabii döndüler sonra kendi kamuoylarına, ya biz öyle demedik, YPG'ye biz terör örgütü demedik, hala işte şunları koruyacağız bunları koruyacağız dediler ama kamuoyu önünde konuşan İsveç Dışişleri Bakanı, Başbakanı hiçbir zaman Türkiye'yi rencide edici bir şey söylemedi. Tam tersi Türkiye'nin haklı isteklerine cevap vermeye çalışacaklarını söyledi. Dönüşte de Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ben dedi bunların sözlerini tutacağını umuyorum, inanıyorum. Hep beraber imza attık. Bunlar da söz verdiler, sözlerini tutacaklar diye bekliyorum dedi. Şimdilik bir kriz sona erdi. Tabii bu arada alttan alta diplomasiyi yürüten Amerika Birleşik Devletleri de F-16'ların, yani bir süredir Türkiye'ye satışı durdurulan F-16'ların Türkiye'ye tekrar satılabileceğini konuşmaya başladı. Hatta Biden iddialara göre dedi ki Erdoğan'a ben dedi Amerika'ya döner dönmez bu konuyu konuşacağım, halledeceğim dedi. Yani Madrid'de şu oldu, herkesin kazandığı bir tablo çıktı. İsveç'te Finlandiya memnun mu? Memnun. NATO'ya girmek istediler, giriyorlar. NATO Genel Sekreteri memnun mu? Memnun. Türkiye'yi ikna etti. Türkiye memnun mu? Memnun. Bu üyelik sayesinde düne kadar Türkiye'ye karşı silah ambargosu uygulayan İsveç ve Finlandiya'ya ve aynı zamanda terör örgütü mensubu olarak tanımladığı isimleri geri getirmek için de bir imkan sunmuş oldu. İmkan yakalamış oldu.
Amerika Birleşik Devletleri mutlu mu? Mutlu. Neden? Rusya'ya karşı ittifakı sağlam tuttu. Hatta yeni üyeleri katmaya başardı. Bir de üzerine Türkiye'ye F-16 satışına yeniden başlıyorlar. Diplomasi biraz böyle bir şey sevgili izleyiciler. Herkesin kazandığı çözümler üretme sanatı diyebiliriz. Kaybedeni olmayan bir masadan bahsediyoruz. Nitekim bu önümüzdeki yıllarda belki de diplomaside bir doğru yapılanlar ve yanlış yapılanlar üzerine ders olarak okutulacak bir study case derler İngilizler. Yani bir ilginç bir durumla, bir vakayla karşı karşıyayız. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Biraz isterseniz İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Ragıp Kutay Karaca'ya soralım. Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca şu anda yanımızda. Sayın Karaca, siz özellikle İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşmanın ne anlama geldiğini düşünüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz bütün bu anlattığım gelişmeleri? Şimdi İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki mütabakat tabii farklı medya unsurlarından farklı yorumlara neden oldu. Bir kısım bunun Türkiye'nin büyük zaferi olarak ilan ederken bu yalnızca yerel basında değil, aynı zamanda uluslararası basında da karşılaştığımız bir nokta oldu. Bir kısım da Türkiye'nin tavizler verdiği üzerinde yorumlar yaptı. Şimdi her iki taraftan da bakmamak lazım olaya. Birincisi şu, Türkiye özellikle İsveç ve Finlandiya ki bu iki ülkede Türkiye'ye yönelik terörist organizasyonların bir sığınak noktası durumundaydı. Bunu bu mutabakatla Türkiye bunu da ayrı bir şekilde deklare etmiş oldu. Ama önemli bir nokta, ilk defa PYD-YPG ve FETÖ terör örgütlerinin bir şekilde bir NATO metninde yer alması oldu. Bunu niye NATO metni diyorum? Çünkü bildirgenin 18. maddesi de buna atıfta bulunuyor. Dolayısıyla bu yalnızca, bu en azından bu mutabakat yalnızca Türkiye, İsveç, Finlandiya mutabakatı olmaktan çıkıp NATO'nun genel anlamda bu zirve konularının içerisinde yer almış. Bu Türkiye adına bir başarı. Tabii öbür taraftan hani gerek İsveç gerekse Finlandiya'dan daha sonra gelen açıklamalarda işte PYD-YPG'ye terör örgütü deme konusunda bir tavizin olmadığına yönelik bazı açıklamalar gördük. Bunlar da öyle şey karşılanmamalı, hani bir başarısızlık unsuru. Ama şunu her zaman dile getiririm. Bu tip yazılı metinlerin bir şekilde uygulamalarına bakmak gerekiyor. Bu uygulamaları takip etmek gerekiyor. İsveç'in ve Finlandiya'nın verdikleri bu taahhütlere ne kadar uyacağını görmek gerekiyor. Ve daha da önemlisi şunu da unutmamak gerekiyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin başlamasına Türkiye olumlu bir cevap verdi. Ama öbür taraftan kesin üyelik her NATO üyesinin meclisinden geçecek olurlu oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde bu uygulamaları takip edebileceği ya da bu uygulamalara bir şekilde notlar verebileceği, talepte bulunabileceği bir sürenin olduğunu da unutmamak lazım. Bu önemli ama şunu bir kenara da koymamak lazım. Tamam, İsveç ve Finlandiya bu metinlerle bunları kabul etti. Ama temel soru şu, FETÖ terör örgütünün lideri nerede yaşıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde. Örgütün elemanı birçok NATO üyesi olan Avrupalı ülkede ve Amerika Birleşik Devletleri'nde elini kolunu sallayarak yaşamlarını devam ettiriyorlar mı? Ettiriyorlar. Hemen yanı başınızdaki Yunanistan bir sığınma merkezi haline gelmiş mi? Evet, gelmiş. Tüm bunlar içerisinde bir de PYD-YPG konusu var. PYD-YPG'ye en büyük desteği kim veriyor? Amerika Birleşik Devletleri veriyor. Tamam, bu metinle en azından NATO içerisinde bir metnin içerisine yerleştirme açısından bunlar önemli. Ama bunun en temel uygulayıcısı Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden bundan sonraki süreçte diğer NATO ülkeleri için de bu önemli bir örneklem teşkil edecek. Tabii tüm bunların içerisinde yine bir başka bir kazanç da söylenebilir. O da bundan sonraki NATO üyeliklerinde Türkiye'nin bu hassasiyetinin dikkate alınacağı ve bu hassasiyet üzerinden NATO başvurularına başvuru yapacak ülkelerin bir dış politik tavır sergileyeceğidir. Bu da Türkiye adına bir kazançtır. Avrupa ülkeleriyle beraber
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınmasına Türkiye'nin bir şekilde hayır demesi açıkça çok beklenen bir şey değildi. Çünkü bu NATO'nun Rusya karşısında en büyük başarısızlığı olacaktı. Tam Rusya Ukrayna'ya işgal girişimi içinde bulunurken. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya en azından üyelik sürecinin başlatılması Rusya'ya verilecek büyük bir cevap oldu. Burada da Türkiye'nin payını NATO içerisinde bir kenara koymamak gerekir. Tabii ben biraz önce herkesin kazandığı bir masa dedim ama eksik söyledim. Tek kaybedenin Rusya olduğu bir masa diyebilir miyiz buna Sayın Karaca? Çünkü bütün herkes kazandı Batı İttifakı'nda. Kendince bir şeyler alıp kalktı masadan ama şu anda tek endişelenen sanırım Rusya kaldı gibi. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Rusya-Türkiye ilişkilerinin bundan etkilenmeyeceğini düşünmek bence çok doğru olmaz. Şöyle Rusya'nın ilk verdiği cevap diplomasi açıdan sert bir cevap oldu. Yani Finlandiya ve İsveç'e bugüne kadar bizim için tehdit değildiniz ama bundan sonra artık tehditsiniz. Hele hele NATO silahları ülkenize gelirse daha büyük tehditsiniz. Bunun cevabı verilecek. Cevap ne olabilir? Hemen Avrupa'nın yanı başında Kaliningrad'da nükleer füzeler dahil olmak üzere konuşlandırmak olur. Yani Avrupa'nın merkezine bir nasıl söylenir canlı bomba yerleştirmek gibi bir şey olacak. Kaliningrad'da Rus silahlarının yerleştirilmesi. Bu açıdan Rusya tepki verdi. Tabii şöyle bir şey var. Bu ilişki Rus-Türk ilişkilerine nasıl yansıyacak? Özellikle Türkiye'nin Suriye'nin belli kontrollü almak istediği belli bölgelerin harekat niyeti çok önceden Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmişti. En son konuşmasında da Sayın Cumhurbaşkanı çok açık bir şekilde hazır olduğumuzda bu harekatı yapacağımızı beyan etti. Şimdi burada Rusya-Türkiye ilişkileri Ukrayna işgali üzerinden belki de Batı ile Rusya'nın ya da NATO içerisindeki bir ülkeyle kurabildiği tek ilişki. Ama Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine evet demesi bir kırılganlık yaratacak mıdır? Evet, yaratabilecektir. Burada ecekli konuşmak gerekir. Hani kesin bir dil vermemek gerekir. Ama şu bir gerçek ki Rusya'nın da bir şekilde Batı ile olan bağlantısını sürdürmesine ihtiyaç var ve bu ihtiyacı da Türkiye üzerinden yürütmek durumunda kalıyor. İşte son tahıl konusu da işte işgal ettiği adayı boşalttı ve bunu bir iyi niyet göstergesi olarak ilan etti Rusya. Bunun yapmasının nedeni de Ukrayna'nın tahıl ihracatının önünü açmak olduğunu ifade etti ki bu bence hani son dönemde duyduğumuz en önemli olayların başında geliyor. Çok yeni bir olay. Burada da Türkiye'nin etkisi var çünkü dikkat ederseniz gerek Amerikan Başkanı Biden gerekse tüm Avrupalı liderler Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizindeki politikalarını ve en son tahıl ihracatı konusunda tahılın yolunu açma konusundaki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler. Belki Finlandiya-İsveç'in birliğe katılım durumuna müsaade ederek de Türkiye Rusya ile olan ilişkilerinde bir NATO ülkesi olarak baskı görmekten de kurtulmuş oldu diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bunu da bir kenara atmamak lazım. Bundan sonraki süreçte ben hani çok fazla bir değişiklik olmasa da yine o olasılıkları düşünerekten özellikle Suriye noktasında Rusya ile belki daha bir çetin müzakerelere girebileceğimizi düşünenlerdenim açıkçası. Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınma sürecini salt bir NATO genişlemesi olarak da düşünmemek lazım. Belki Putin Rusya'sının en düşünemediği nokta aynen 2008-2014'te olduğu gibi Batı'nın parçalı kalabileceğini, aynı noktada bulaşamayacağını düşünmek oldu. Bu böyle gelişmedi. Başta Rusya'nın en önemli ortaklarından biri olan Almanya olmak üzere bir anda Rusya karşıtı olundu ve Amerika Birleşik Devletleri adına da Soğuk Savaş'tan sonra belki de bir kutup oluşturmanın yolu açıldı. Bu yolu açılan kutup içerisindeki haritanın
en önemli unsurlarından biri de Baltık'ın giriş çıkış kapısı noktasıydı. İsveç ve Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de zorlamasıyla daha fazla bir şekilde NATO'ya talepkar oldular ve bir kutubun parçası olarak kabul edildiler. Batı'da bir kutup oluşuyor. Bu kutubun süreli hale gelebilmesi için de Amerika Birleşik Devletleri karşıda bir kutup oluşturmak zorunda. NATO şemsiyesi altında özellikle işte yeni konseptin 13 ve 14. maddeleri tamamen Çin üzerine, Rusya ile olan Çin münasebeti acaba doğuda yeni bir kutup ortaya çıkartır mı noktası var. Amerika Birleşik Devletleri bunun için de boş durmuyor. Transatlantik bir örgütü giderek daha dünyanın geneline yayan bir örgüt haline getiriyor. Çin'in bu konseptin içine girmesi bunu gösteriyor. Bu da yetmedi. 4 tane temel ülke olan Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Kore ve Japonya'nın da NATO zirvesine davet edilmesi de bunun en açık göstergesi oldu. Yani NATO kendini bir transatlantik örgüt mü olarak bundan sonra ifade edecek? Yoksa sanki Birleşmiş Milletler gibi bütün dünyaya hakim bir savunma ve askeri örgüt mü gibi mi lanse edecek? Bunu da hep beraber bundan sonraki süreçte göreceğiz. Sayın Karaca, çok çok teşekkür ederim yayına konuk olduğunuz için.